Gazeteci Sebila Yılmaz'ın bir iddiası var. İşte diyor ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu ben öğrendim diyor. Habertürk Televizyonu'nda Para Gündem adlı canlı yayında bu açıklamaları yapmış. Aynen şu ifadeleri kullanıyor. İş büyüyünce, olay bambaşka bir noktaya gelince Mustafa Şentop'un ısrarlarıyla Süleyman Soylu açıklamak zorunda kaldı. Şöyle duydum ben. 1,5 saatlik görüşme bu. Epeyce uzun bir görüşme yapılmış. Şentop'un rahatsızlıkları çok net. Sadece Şentop'un da değil, AKP camiasında Sedat Peker'in konuşmalarıyla ortaya atılan iddialar büyük rahatsızlık yarattı. Medya ile ilgili de korkunç şeyler var. Bizim içimizde de rahatsızlık yaratıyor. Süleyman Soylu'nun o ismi verdiğini öğrendim. Elindeki belgeyi vermiş sanırım. Yazılı bir cevap da verdiğini öğrendim. Konuşulmuş, sohbet edilmiş, istişare yapılmış. Ama yazılı olarak da bunu kayıtlara düşsün diye herhalde Sayın Soylu vermiş. Yazılı bir şeye ek olarak belgeyi de vermiş olabilir. Yani bu 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim? Mustafa Şentop'a bu bilgi verilmiş. Sevilay Yılman Habertürk ekranında bunu diyor. Bu her kimse gerçekten bu iddia doğruysa hiç açığa çıkmasını beklemeden kendisi çıkıp istifa etmeli ve siyaset arenasından çekilmelidir. Meclisteki birçok milletvekilini veya siyaset arenasındaki birçok siyasetçiyi böyle bir şeyin töhmeti altında bırakmaya hakkı yok. Muhalefet de bunu gündeme getiriyor. Herkes merak ediyor. Bu açıklanmazsa, bu isim ortaya çıkmazsa bu daha çok konuşulur. Her gün gündemde olacak. Kim bu 10 bin dolar alan siyasetçi kim diye herkes soracak.